Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosunda birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere başarım görevlerindeki öğeler ve setler nasıl alınır bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi İstikbal göklerdedir. Neon Punk ve ölüm timi bunlar şu an kaldırılmış durumda. Bunlardaki öğeleri ben geçmiş dönemde tamamlamıştım arkadaşlar. Bu seti al şeklindeki Tüm görevler nasıl yapılır bundan sonra size bu konuda ipuçları vereceğim. Ve bu görevleri nasıl yaptığıma dair de videonun kart kısmına ve sabitlenmiş yoruma linkleri bırakacağım. Merak edenler izleyebilirler. Tabi bunların haricinde bazı görevler daha var. Bazı alınmasını bekleyen setler var. Nedir bunlar? İskeletel, sirk, pizzacı, beyaz tavşan ve zaman yolcusu arkadaşlar. Şimdi tek tek bunları bir inceleyelim. Şu anda benim lobimde bir tane airdrop gözüküyor. Bu şans sandığı drop'u açacağım bakalım içinde ne varmış. Gördüğünüz gibi sirk eğitmeni seti var arkadaşlar. Sirk eğitmeni seti de başarım görevlerindeki başarımlardan bir tanesi bu seti aldığımda oraya 1 bölü 7, 1 bölü 6 vesaire yazacak. Bu öğeleri eğer pahalı buluyorsanız 5 yıldız puanlayarak bir sonraki sandıklarda gelmesini de bekleyebilirsiniz. Buraya istediğiniz öğeyi getirtmek için size bir başka taktik vereyim. İlk verdiğimiz taktik 5 yıldız puanlama ve daha ucuza alma taktiğiydi. İkincisi de öğeleri favorilere ekleme taktiği arkadaşlar. Öğeleri favorilerinize eklediğinizde şans sandığı lobinize geldiğinde bu öğelerin şans sandığında olma ihtimali çok çok artıyor. Hadi şimdi diğer başarım görevlerindeki öğelerin benim şans sandığıma gelmiş hallerini hep birlikte bir kontrol edelim. Evet burada şans sandığıma beyaz tavşan seti gelmiş arkadaşlar. Bu da başarımlardaki setlerden bir tanesi. Bu setle birlikte diğer öğeler de sandıklara geliyor. Burada da gördüğünüz gibi beyaz tavşan başlığı var arkadaşlar. Yani setle birlikte başlığı benim şans sandığıma geçmiş dönemde gelmiş. Zaten kanalımda beyaz tavşan setiyle ilgili bir tane video var. Sirke eğitmenin setiyle ilgili de bir video var. Bunların da linklerini sabitlenmiş yoruma bırakacağım arkadaşlar. Çok kapsamlı bir inceleme olacak. Siz de bu yöntemleri kullanarak başarım kasıyorsanız öğe ve set başarımlarını tamamlayabilirsiniz. Gelelim şimdi pizzacı setine. Kanalımda pizzacı seti ile ilgili bir video var arkadaşlar. Bu video başarımlardaki set değil. Peki başarımlardaki setler ve öğelerde şans sandığına geliyor mu? Hemen bir onu inceleyelim. Evet şans paketi adı altında bana bundan yaklaşık 2 veya 3 Ay önce gelen bir şans drobu oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi pizzacı şapkası, paraşütü ve pizzacı seti %50 indirimle 1350 UC'ye gelmiş gözüküyor arkadaşlar. Evet şimdi zaman yolcusu ve iskelet el kaldı şu an değinmediğimiz hemen onları da bir göz atalım zaman yolcusunun içerisine bir tıklıyorum bakın ben burada tavayı almış gözüküyorum bunun dışında motosiklet silah desenleri ve burada bir tane destansız set var arkadaşlar hemen yeri gelmişken bilgimizle verelim şans sandıklarını arkadaşlar motosikletler araçlar ve destansız setler bir tane kask hariç gelmiyor bilginiz olsun yani. Buradaki setlerde siz araç ve destansı setler hariç şans sandığından tamamlayabilirsiniz. Diğerleri için de etkinlikleri ve sandıkları beklemeniz gerekiyor. Peki ben zaman yolcusu tavayı nasıl aldım şimdi onu göstereyim. Exclusive Treasure etkinliğinin ilkinde oyun bize zaman yolcusu tavayı veriyordu. Her güncellemede bunları fullleme videoları çekiyorum. O zaman da fullemiştim. Özel kuponları vesaire toplayıp buradaki açılımları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bana bu şekilde geçmiş dönemde zaman yolcusu tava çıkmıştı. Bakın şimdi zaman yolcusu tavayı da açtım. Ve hatta Exclusive Treasure'ı tamamıyla bir sonraki açılımda tamamlayıp buradaki öğelerin hepsini de ilkinde almıştım arkadaşlar. Oyuna gelen çeşitli etkinlikler ve UC'li sandıklarda da alınabiliyor arkadaşlar. Şans sandığına da geliyor mu zaman yolcusu ile ilgili öğeler? Bir şimdi onu kontrol edelim. Şans sandığıma gelen zaman yolcusu sırt çantası arkadaşlar. Bu beyaz çanta şans sandığına geliyor ve teması zaman yolcusu teması. Buradan anlamamız gereken şey ise zaman yolcusu temalı öğeler Kar98 ve m 416 da dahil şans sandığına tavayla birlikte de gelebiliyor. Etkinlik kovalacağız. UC'li sandıkları takip edeceğiz ve öğeleri favorilerimize ekleyip şans sandıklarımıza gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey bu. Peki şans sandığımıza öyleri ekledik. Peki bu şans sandığını biz lobimize nasıl getireceğiz arkadaşlar? Şimdi bir de onu gösterelim. Klana giriş yapıyorsunuz. En iyi rekorlara giriyorsunuz. Arkadaşınızın buralarda kazandığı başarılara madalya gönderiyorsunuz. Buradaki beyaz madalyaların hepsini sarıya çevirip her gün bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra en iyi rekorlardan ve klanlardan çıkıyoruz. Lobimize şans sandığı otomatik geliyor arkadaşlar. Evet bu videoda sizlere başarımlardaki öğeler ve setler nasıl alınır bildiğim her şeyi açıklamaya çalıştım. Yapmanız gereken tek şey öğeleri favorilerinize eklemek, şans sandığını getirtmek ve buradan UC ile almak. Önceden de söylediğim gibi araç desenleri ve destans setler gelmiyor. Favorilerinize öğeleri eklemek için de burada klasik ÜŞN, BŞL, popülerlik sıralaması, RP rütbesi, özellikle de başarım sıralaması. Neden önemli? Başarım sıralamasındaki en üstteki insanlar gelen süreli süresiz tüm başarımları neredeyse yapmış ve sıralamaya girmiş insanlar. Bu insanların profillerine gireceksiniz. Aşağıdaki büyüteşleri teker teker tıklayacaksınız ve bunları tıkladıktan sonra da arkadaşlar buradaki eğer aradığınız öğeler, başarım görevlerindeki öğeler varsa buraya geleceksiniz ve Sol alttaki favoriler sekmesine tıklayıp öğeleri favorilerinize ekleyip shop'ta kontrol edeceksiniz ve şans sandığının gelmesini bekleyeceksiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Kapsamlı ve uzun video oldu. Ben genelde böyle videolar çekmiyorum, uzun videolar çekmiyorum ama detaylı bir şekilde size anlatmak istedim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.